Sağlık Bakanımız Profesör Doktor Kemal Memişoğlu'nun yeğeninin özel hastanelere sevkiyat için kilit bir pozisyonda çalışmış sahte bir doktor olduğunu biliyor muydunuz? Size büyük öykünün tümünü anlatmak isterim. Aslında yoğun bakım skandalı 2022-2023 yılları arasında patlak verdi. Ne ilginçtir ki o dönem İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ydu. Ama daha üst mertebedeki koltuklara odaklandığı için bu olayın gün yüzüne çıkmasını istemedi. Bir yandan da bir çark dönüyordu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde kurulan teşkilatla beraber personellerin ödemelerine dahi göz dikilmişti. Yasalar kapsamındaki mesai ödemeleri ve personel alacaklarında keyfi kesintiler yapıldı. Bu para nereye gitti belirsiz. 38 bin personel hesaba katıldığında ortada ne kadar büyük bir para olduğu hesaplanabilir. Şikayetler çığ gibiydi. Müfettiş atandı. Ancak çete öylesine büyüktü ki şikayeti yapan personeller hakkında soruşturma açıldı. Savcıya intikal eden dosyalar kapatıldı. Savcı dosya kapatıp açmakta mahir biri olarak seçilmişti. Dedik ya bu dönem Memişoğlu il sağlık müdürüydü. Şimdiki sağlık bakanımız yani. Doğru İnsanlar Vakfı diye bir vakıf kurulmuştu ancak her ne hikmetse skandal patlak verince bu vakfın yönetim kadrosu siteden uçuverdi. Oysa kadro ve mütevelli heyeti çok açıktı. Ambulansların hastane yönlendirmelerini de bu kadro gerçekleştiriyordu. Ayrıca bu ambulanslar konusunda defalarca usulsüz taşıma yapıldığına yönelik de şikayetler vardı. Ama sistem kimi kime şikayet ediyorsun sistemiydi. Ses çıkaranlar tehdit edildi, kapı önüne koyuldu ve hatta haklarında işlem yapıldı. Vakıfta çekilmiş bir fotoğrafı görüyorsunuz. Ambulans koordinede çalışan şahıs ve yanında bir hanımefendi var. Hanımefendinin kim olduğuna geleceğim. Ambulanslar bu kişiler tarafından yönlendirilip şikayetler görmezden geliniyordu. Bu konuşma yeni doğan çetesinin en kritik konuşmalarından biridir. Bu konuşmayı yapan sadece bir simsar. Sağlık sektöründe bu simsarlar çok affedersiniz hasta pezevengi olarak da adlandırılıyorlar. Bu kişilerin görevi devlet veya şehir hastanelerinden ölmek üzere olan hastaları alıp özel hastanelere götürmek. 112 komuta merkezi hastane ve özel hastaneler arasında koordine sağlıyorlar. Sisteme girmeyi kabul etmeyen ya da korkan dürüst ambulans şoförleri de var. Bu hastalar yolda ölür. Tansiyon 6-3'e düşmüş. Satürasyon yani oksijen yerlerde sürünüyor. Bu işi kaldıramaz diye kendilerini paralıyorlar. Onları dinleyen kim? Amaç özel hastane yoğun bakımlarının SGK'dan vurgun yapması. Aslında bildiğiniz ölü taşıyorlar. Kendilerine Müslüman diyenler ölülerimize bile hürmet etmiyorlar. Hastanın huzur içinde veda hakkını içe sayıyorlar. Sağlık Bakanı Sayın Memişoğlu çok güzel top çeviriyor. Bir çete varmış. Hastane sahipleri haberdar değilmiş. Evet büyük bir çete var. Vakıflarla, gizli kasalarla iş döndüren bir çete. Hastane sahipleri nasıl bu durumdan haberdar olmaz? Bu kesinlikle mümkün değil. SGK parası simsara mı yatıyor? Tabii ki hayır. Hastane hesaplarına yatıyor. Oradan da aracılara dağıtılıyor. Geçiniz bunları. Sayın Bakan, kurduğunuz vakıfta kardeşiniz, enişteniz ve yeğeniniz de yer alıyor. Vakıf kurun tabii. Aile üyelerinizi atayın. Ama sağlık sektöründe usulsüzlük yapmadan. Hadi gelin özel sağlık sektörüne vakfınız ile aracı olup gereksiz hizmetler satmadığınızı bizlere anlatın. Kardeşinizin kızı yani öz yeğeniniz Nurperim Apaydın Uruç bir sahte doktor. Aksini ispatlayın. Yurt dışında parayla tıp fakültesine kaydı yapılan yeğen Nurperim Apaydın Uruç'u ilk olarak 112 acil sağlık hizmetlerinde göreve başlattılar. Az önceki fotoğrafa geri dönelim. Yeğeniniz vakfınızda. Nurperim Apaydın Uruç sonrasında yeterli olmadığı için ambulans hizmetlerinde çalışmaktan vazgeçti. 112 başhekimlikte saha koordinatörlüğünü yürüttü. Sonrasında sizin torpilinizle 24 saat çalışıp 96 saat dinlenme sistemiyle il sağlık kriz merkezi biriminde göreve başladı. 112 ille de bu özel hastanelere yönlendiren birim. Ne tesadüf değil mi?
Şu anda Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor olarak görev yapıyor. Yeğeninizin doktor olmasını çok istiyordunuz. Kim istemez ki? Ama bilin ki yurttaşlarımız da bunu çok isterler. Gelin görün ki kimsenin ne böyle usulsüz torpiller yapacak gücü ne de ahlakı var. Doktor olmasını çok istediğiniz, aynı zamanda sahibi olduğunuz bilhassa 112'ye müdahil doğru insanlar vakfında da olan ve kilit 112'de çalışmış yeğeninizi kamuoyuna yakından tanıtmak isterim. Aslında bu haberler havuz medyası tarafından yapılmış. Ben kapatmak istediğiniz açık kaynakları kullandım. Fakat şimdi linklerinin bulunması da çok güç. Ama teknoloji işte. Üzülerek söylemek isterim ki bu haberlere göre yeğeniniz Nurperim Apaydın Uruç sahte bir doktor. Gözaltına alınıp işlem yapılmış. Siz kurtarmışsınız. Belki bilmiyorsunuz diye söylemek istedim. Şimdi gelelim bir başka konuya. Sorum şu, kambersiz düğün olur mu? Amaç ne? Para kazanmak. Nasıl? SGK'dan. Tabii SGK'sı olmayanlar da var. O zaman özel sigorta şirketleri devreye giriyor. Poliçe ses sever misiniz? Seven bilir. Skandalları ve şubeleriyle gündeme gelen Şafak Hastanesi. Ona bağlı Göztepe Hastanesi. Artık Aksu Göztepe diye geçiyor. Hastane aynı aileye ait. Pek çok özel hastanede olduğu gibi acenta, aracı, malum sigorta şirketi. Tepeden tırnağa büyük bir çamur deryasının içerisindeyiz. Yurttaş değil, müşterisiniz. Zaten bunu net olarak söylemişlerdi. Tatil yapacaksanız Turizm Bakanı, okula gidecekseniz Eğitim Bakanı, hastaneye gidip ölecekseniz de Sağlık Bakanı size yer ayarlar. Zira her sektörde işletmeci onlar. Esas amaç sizi refah içinde yaşatmak değil, sağmaktır. Ölürseniz de sizin bileceğiniz iş.